Kütüphaneler Haftası vesilesiyle başlatmış olduğumuz kitap toplama kampanyasının ödül törenini gerçekleştireceğiz. Özellikle belirli gün ve haftalar özelinde dikkat çekmek istiyoruz, farkındalıklar oluşturmak istiyoruz. Burada da özellikle 22 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Kütüphaneler Haftası kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün organizasyonuyla örnek bir kampanya başlatmış olduk. Ben okudum, sen de oku sloganıyla daha önce okunmuş olan kitapların yeni okuyucularla buluşmasını sağlayacak sıfır atık kitaplığı oluşturmak üzere yola çıkmış olduk. Bu kampanyayla vatandaşlarımızın evinde bulunan, daha önce okudukları ve raflarda bekleyen kitapları bir dönüşüme sokarak yeni okuyucular onları ulaştırmak, onları buluşturmak hedeflendi. Kampanya kapsamında da 28 Mart ve 30 Mart tarihleri arasında vatandaşlarımızdan sıfır atık kitaplığına bağışlarını topladık. Bunu bir özellikle yarışma şeklinde de gerçekleştirerek bir rekabet ortamı oluşturmaya çalıştık. Burada ilk en fazla kitap bağışlayan ilk 3 vatandaşımızı da ödüllendirmek istedik. Ve toplamda da 421 adet kitap bağışı elimize ulaştı. Ben destek veren, katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Burada inşallah küçük hediyelerimiz olacak. Bundan da iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Farkındalığınızdan dolayı da özellikle yarışmada ödül alan siz değerli hemşerilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ötesinde gerçekleşmesi belki hani farkındalığı daha da artıracaktır. Neden temizlik işleri diye de sorulabilir. Ancak ben kıymetli buluyorum. Rabbimizin de ilk emri bize oku. Dolayısıyla buna katkı vermek, destek vermek anlamında da Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bu farkındalığı oluşturmuş oldu. Bu arada dün de gençlerimizle oluşturduğumuz kütüphanemizde iftar yaparak hem kütüphane haftası kapsamında hem de Ramazan ayı münasebetiyle bir buluşma gerçekleştirmiştik. Ben de gençlerimize orada da teşekkür etmiştim. Sonuçta farkındalığı olan bir gençliğimiz var. Gelip tersini çalışan, işte kitabını okuyan, evini alıp götürüp okuyan gençlerimiz var. Bundan dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmiştim. Tekrardan ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi günlerde hediyelerinizi kullanmanızı diliyorum. Ramazan dolayısıyla güzel bir ayın içerisindeyiz. Güzel bir hafta. Dereceni ben olduğunu bilmiyorum. Maksat katkı sağlamak. Öyle mi? Şimdi siz zaten şahsi olarak maddi yönetir ama bu senenin önemi itibariyle ben kendi ödülümü depremde de kardeşlerinin yararını kullanmak amaçlı Ünitel Derneği'ne de bağışlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şahsen. Eksik olmayın. Yani. Bizim alacak gücümüz var ama ihtiyaç sahibi çok genç kardeşlerimiz olacaktı. Tavsiye de. Teşekkür ederim. Cüzi bir miktar belki ama o da için büyük bir miktar sayılır.